Değerli öğretmen arkadaşlarım merhaba. Tarih kursu slaytları ile ilgili birçok soru alıyorum. Aklınızda hiçbir soru kalmasın diye bu videoyu çekmek istedim. Hangi sorular alıyorum? Mesela slaytların içeriği ne? Okul kitaplarıyla uyumlu mu? TYT slaytlarıyla okul ders slaytları arasındaki fark ne? Güncel mi? Akıllı tahta ile uyumlu mu? Neden hem PDF dosyası hem sunu dosyası var? Gibi çeşitli sorular alıyorum. Bunları hemen hızlıca size anlatmaya çalışacağım. Şimdi sitemizdeki slaytlar İki şekilde arkadaşlar. Birincisi okul slaytları, ikincisi TYT kurs slaytları. Şimdi okul slaytlarını ben sınıf sınıf ayırdım. Her sınıf düzeyinde slaytları tek tek hazırladım ve bunları ünite ünite hazırladım. Gördüğünüz gibi. Yani hiçbir karışıklık yok. Peki bunlar ders kitapları ile uyumlu mu? Evet, bunlar ders kitapları ile tamamen uyumlu. Ufak tefek farklılıklar var. O da şundan kaynaklanıyor. Mesela kitap ana bir başlık vermiş, içinde konular anlatmış. Ben o konuları bazen ne yaptım? Başlıklandırdım daha kolay anlaşılsın diye. Şimdi örnek bir tanesine bakalım isterseniz. 9. sınıf mesela 4. üniteye bakıyorum. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası. Evet, örnek bu. Slaytlarımız bu şekilde. Görsel, renkli, haritalı. Hatta sorular var. Biraz daha ilerlersek. Evet, gördüğünüz gibi sorular da ekledim. Bu 9. sınıf mesela karışık olarak açıyorum. Mesela Türk kültürü ve medeniyetine bakalım. Burada 3. 4. üniteyi açayım. Evet, Türkler'de ekonomi ünitesi mesela. Haritalar var yine, görseller var. Evet, slaytlarımız okul slaytlarımız bu şekilde. Bu okul slaytlarımız dediğim gibi tarih 9, 10, 11, inkılap, çağdaş ve kültür medeniyet var. Bir de arkadaşlar sizler için ne yaptık? TYT kurs slaytları hazırladık. Bunu da ikiye ayırdım. Biri arkadaşlar kullandığımız ders kitaplarının başlıklarıyla uyumlu. Diğeri eski sistem, yani kronolojik olarak hazırlandı. Bazı öğretmenlerimiz eski sistemi hala kullanıyorlar. Daha rahat anlasınlar diye onlar için de ayrı bir hazırladım. Satın alan arkadaşlarımıza bu ikisini de göndereceğim. Mesela bu ders kitabı ile uyumlu. Gördüğünüz gibi başlıkları değiştirdim. İşte değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. İsterseniz buna bir bakalım. Evet, kurs slaytları biraz daha sade ve hızlı diyebilirim. Yani kurslarda daha iyi oluyor. Buna fazladan kodlamalar ekledim. Yine haritalarımız var. Yine sorular ekledim. Soruları sonuna doğru ekledim. Bu da kurs slaytımız. Neden ayrı bir kurs slaytı hazırladım? Çünkü arkadaşlarımız genelde ikisini de alıyor. Çocuklarımız derslerde okul ders slaytını kullanıyor. Sonra kurslarda da aynı slaytı kullandığında sıkılıyorlar. Farklılık olsun diye biraz da eski müfredata uygun değişik bilgiler var burada. Çünkü ÖSYM bazen kitap dışından da bilgiler sorabiliyor. Onun için ayrıyeten kurs slaytı da hazırladım. Ben bu kurs slaytını TYT amaçlı hazırladım ama burada da göreceğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı dahil hazırladım. Çünkü AYT'de 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar soru çıktı. Yani isteyen arkadaşlarımız bunu hem TYT'de hem de AYT'de rahatlıkla kullanabilir. AYT'de yalnız tabii ki biraz daha fazla soru çözmek gerekir. Biraz daha kapsamlı. Evet, bu da 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye. Yani en son buraya kadar hazırladım. Yine dediğim gibi burada çıkmış sorulara da yer verdim. Bu slaytları kurslarda çok rahat kullanabilirsiniz. Evet, birinci sorumuzu cevapladık. Ne dedik? Slaytların kapsamında ne var? Birincisi okul slaytları var. İkincisi kurs slaytları var. Diğer bir sorumuz ne sormuş arkadaşlarımız? Ders kitaplarıyla uyumlu mu demişler. Evet, okul slaytlarımız ders kitaplarıyla uyumlu. Birebir uyumlu. Yalnız TYT kurs slaytlarımız biraz farklı. Dediğim gibi eski sistemle yeni sistemi harmanladım. Bir slayt yaptım. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Slaytların içeriğinde ne var? Bir, konu özetleri var. İki, kodlamalar var. Üç, sorular var. Haritalar var, görseller var, her şey var yani. Başka bir sorumuz, bu çok soruluyor. Akıllı tahtalarla uyumlu mu? Evet arkadaşlar, akıllı tahtalarla birebir uyumlu. Akıllı tahtalarda kolay açılsın diye ben slaytları size hem PDF olarak vereceğim hem de PowerPoint olarak vereceğim. İsteyen arkadaşlarımız PDF kullansın, isteyenler sunu kullansın. İkisinin de içeriği aynı. PDF'nin şöyle bir avantajı da var. Özellikle uzaktan eğitimde, tabletlerde ve telefonlarda PDF daha kullanışlı oluyor. Onun için ben ikisini de verdim. Şimdi siz örneğin bir tanesini açayım. Akıllı tahtada açtığınızda slaytı, arkadaşlar bu boyutta tam olarak göreceksiniz. Yazı puntoları büyük, görseller büyük, haritaları falan tam olarak görebileceksiniz. Yani akıllı tahtayla %100 uyumlu diyebilirim. Başka bir soru arkadaşlar. Ben bu slaytlarda değişiklik yapabiliyor muyum?
Normalde bunlar resim formatında. Yani değişiklik yapamıyorsunuz. Ama ben size bu sunumun aynı zamanda PDF'sini de vereceğim. PDF'lerdeki yazılarımız kopyala yapıştır. Açık böyle tıklayıp kopyalayıp burada mesela yeni slide deyip buraya istediğiniz eklemeleri yapabilirsiniz. Ya da bu haritayı beğenmediniz. Bunu tıklayıp silebilirsiniz. Yani kopyala yapıştır açık PDF'ler olduğu için siz slide'da istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Diğer bir soru arkadaşlar. Bize bu slaytları nasıl ulaştıracaksınız? Nasıl satın alabiliriz? Tarihkursu.com adresinde nasıl alınacağı ile ilgili bilgileri ben sayfaya yazacağım. Size nasıl ulaştırıyorum? Bu dosya 1 GB'dan daha fazla büyük bir dosya. Ben size bunu mail olarak atıyorum. Yani e-posta adresinize indirme linkini gönderiyorum. Bunu belli bir süre içerisinde indiriyorsunuz. Daha sonra indirdiğiniz bu dosyayı flash bellekle istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Yani bu internet ortamına gerek yok ya da size özel bir şifre göndermiyorum. Mümkün olduğunca programı ben sade hazırlamaya çalıştım. Her bilgisayarda açılması için hem PDF hem slide gönderiyorum. Yani mümkün olduğunca sade ve kullanışlı bir slide yaptım diyebilirim size. Başka bir soru arkadaşlar. Neden tarih kursu slaytları? Çünkü biliyorsunuz bundan 4 yıl önce falan ders kitapları değişti. Bayağı bir değişti. Ve o dönemden bugüne kadar ders kitaplarının tamamını içeren slaytlar yapılmadı. Bu slaytların tamamı sadece tarihkursu.com'da var. Diğer arkadaşlarımız da çok güzel slaytlar hazırlıyorlar. İşte ben bütün öğretmen gruplarını takip ediyorum. İşte Instagram, Telegram. Yalnız ya parça parça yapıyorlar, sonunu getirmiyorlar ya da eski kitaplarla uyumlu oluyor. Yani tamamen güncel ders kitaplarıyla uyumlu ve sonuna kadar hazırlanmış bir slayt maalesef yok. Yoksa diğer slaytlar da çok güzel, diğer arkadaşlarımız da çok güzel slaytlar yapıyor ama sonunu getiremiyorlar. Çünkü slayt hazırlamak çok zor bir iş ve çok fazla zamanımızı alıyor. Umarım alan arkadaşlar için faydalı olur, öğrencilerimiz için faydalı olur. Lütfen slaytlarınızı tam olarak inceleyin ve ondan sonra almaya karar verin. Aklınızda hiçbir soru kalmasın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.